Aldun abin dediği gibi piyasası olan bir oyuncu. Kariyerli bir oyuncu. Ee, yani burada göstereceği gelişimden sonra tekrar ben sezon sonu alayım derseniz çok zor. Mutlaka buraya gelişim göstermeye geldi. Yani Galatasaray Avrupa'da. Burada belki Dünya Kupası'nda olacak. Bilmiyoruz. Dünya ol Şili, Şili dediğin gibi Dünya Kupası'nda olacak. Zaten maç oynayarak geldi. Şimdi tabii, tabii. takımda oynayan en bir En son oyuncu. Bolivya ile oynadılar. Direkt en son Bolivya maçında maç oynadı ve ertesi gün buraya geldi. Yani piyasası fazlasıyla olan bir oyuncu. O yüzden yani burada varsa vardır yoksa yoktur. Niye buraya koymadınız demez. Günümüzün şartlarında aldın abi dedi artık kolay değil yani satın alma şartlarına rakam koymak, rakam belirtmek. Ya o Bolonya'dan 12.3 milyon euroya Fiorentina'ya gitmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Şu anda transfer mark değeri 8.5 milyon euro olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve üstelik de oyuncunun gelme sebebi oynama isteği. Yoksa başka bir nedeni yok. Yani oradaki boşluğu kullanarak yani menajer çok doğru bir hamle yapıyor. Oynamak istiyorum diyor oynadıktan sonra hani satın alma opsiyonu varsa zaten açıklanması lazım savaşın söylediği gibi yani ama ben bunda gizleyecek çok... saklayacak bir şey yok yani ben de çok ihtimal dahilinde hani böyle görmedim. bir oyuncuyu 4 ayında kiraladığın zaman niye buna satın alma opsiyonu koymadınız ya da koyduramaz değil mi çünkü karşı taraf kabul etmedi dersin. Bunu evet. çok net bir şekilde ifade edebilirsin. Oyuncunun e, mevkisine kariyerine oynadığı futbola bakılırsan kimse laf söyleyemez. Galatasaray'ın tam da aradığı bir oyuncu. 6 numara o bölgede sezon başından beri büyük bir sıkıntı vardı. Berkan Taylan oynadıkları performanslarıyla çok sıkışıyor oldu. Bazı zaman, zaman Aytaş da oynadı orada. Hatta Alpaslan da oynadı. Tam Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu. Fizik olarak belki biraz e, bakıldığı zaman zayıf gibi gözükebilir ama bizim ligimiz sert. Ben hazır geldiği için... Şöyle bir avantajı olabilir. Daha önceki yayınlarda Haldun Domaç hatırlarsınız. Burada yine konuşmuştuk. Şilili oyuncuların... Evet. kendine has bir yapısı var. Bazı ülke futbolu oyuncuları işte yetiştiği ülkeden dolayı vücudu hazır olarak geliyor zaten. Evet. Şili oyuncular o sertliği seven Tabii oyuncular. Medal vardı değil mi? 5 tane Tabii Medel. Tabi, medal. Medel. Hala Olmaz. daha devam ediyor bu evet, arada. Çok da iyiydi mesela İtalya'da. Çok e, Türkiye'de mesela o sert futbola rağmen tekme yiyordu, ikili mücadelelerde yere düşüyordu, kalkıyordu. Çok güçlü bir fiziği vardı. Fizik boy olarak belki Bulgar kadar değildi ama fizik olarak e, güçlü bir yapısı vardı. Bulgar'da kendine bakan bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu ve gerçekten de iyi işler yapacağına inandığım bir futbolcu transfer etti ed Önemli bir isim saha içerisinde de karar mercilerinden biri olacaktır Galatasaray. Ya şimdi şöyle avantajları var Pulgar'ın. Bir kere sert 6 numara oynarken topu iyi kullanan bir oyuncu. Onu özellikle söyleyebiliriz. Onun dışında serbest vuruşlar, duran toplarda çok etkili bir ayak olduğunu söyleyebiliriz ve tecrübesiyle de orta alanı çekip çevirebilecek özelliğe sahip bir oyuncu görüntüsünde. Tabii bütün bunları geçmiş kariyerlerine bakarak söylüyoruz. Yani bugüne değil ama bugün geldiğinde her zaman şöyle söylüyorlar bize e, izleyicilerimiz. Ya işte şöyle söylemiştin şöyle olmadı. Şimdi bu bir de oyuncunun takım içerisine uyumu denilen bir olay var. Yani takım içerisine uyumuna bakacağız. Bazen oyuncular gelir, Erdem şöyle olur. Oyuncuyu bütün takım kabul eder. Liderlik yaptırır bazen. Bazen oyuncular gelir, takım o oyuncuyu pek fazla benimsemez. O zaman da ne yapmak isterse, isterse istesin onu başaramaz. Yani böyle bir durum söz konusu olur. Onun için de Pulgar konusunda takımın alacağı tavır, Pulgar'ın takıma olacak uyumu, aidiyeti... ...bütün bunların çok değerli olduğunu söyleyelim. Ama ben Pulgar'ın Hani bir melo değil, tamam... Ama bir melo tarzında e, agresifliği olan bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ama tabii burada ne kadarını göreceğiz ona bakacağız. Hı hı. Bahsettiğiniz Takım. o duran top konusu da çok önemli olabilir. Galatasaray'ın tamam belki topa yön verecek duran toplarda kullanabilecek oyuncuları var. İşte biz Pulgar'ı konuşurken Pulgar'ın golleri geliyor. Çoğunluğu belki penaltı ama kariyerinde serbest vuruştan attığı goller, kornerden attırdığı goller de var Pulgar'ın. Galatasaray'ın en zayıf karnı bu. E tabi şimdi Aytaç, Ömer duran toplara bakalım şimdi şöyle bir sezon Ömer kullanıyor. kimler? Ömer kullanıyordu. Hatta Ömer'in olmadığı bir maçta Aytaç kullanıyordu. Bir iki defa Aytaç topun başına geçti. Ya yani bu duran top konusunda da çok ciddi bir Son var. Son dönemlerde orada? kornerleri fana -Not daha çok kullanmaya başlamış. Doğru. Bu yerli e, olayında şimdi Bulgar'ın gelmesiyle beraber bakalım orada patik Van Aert olacak mı? Orada Ömer mi olacak? Ömer tercihi görebiliriz. Biraz sonra 11'i şekillendirmeye bakarken ben 3 tane yerli şu anda Direkt oynayan oyuncuların yerinde değişik olabilir. Bir Kerem'e mesela direkt banko diyebileceğimiz bir hı hı. isim görüyorum şu anda. Diğer iki yerli ama kim olacak? Orta alanda Berkan'a yer bulur mutlaka. Yani üç tane oyuncu bulacağı için Berkan iki, Emre Kılıncı kullanırsa 3 olur. Emre Kılıncı, Gomüze olduğu zaman Halil yine kulübede olacak. Yani yani Berkan Gomizu, ve Taylan ikilisinden biri sağ olur. Bazı olur. maçlarda Onu bazı söylüyorum. sistemlerde orada sol yana da kullanabilir yani tercihini. Ömer'den ya yana Mutlaka kullanabilir. kullanabilir ama önümüzdeki sene daha sıkıntılı. Mesela dört Halil, yerli dört. olması gerekiyor. Tabii o bu seneyi şu anda zor kurtarıyor. Önümüzdeki seneye bakalım neler olacak. Tabii yani. tabii. Ee, ama ben Galatasaray'ın doğru bir transfer e, politikası izlediğini düşünüyorum. Kaleci konusunda biraz böyle tereddütün var ama... Bu arada yeni transferlerin görüntüsü de ekranlara geliyor. Son e, yeni görüntüler bunlar Peña, Gomis, e, Pulgar oyuncu. ve Semih Kaya'yı da aldı. Evet. Yine ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu arada Pulgar'la ilgili bir analiz haberimiz var. Hı hı. E, Halim abi dilersen ona da bakalım. Tabii, çünkü. bakalım. Önemli istatistiklere, önemli rakamlara sahip Erik Pulgar, hem Şili milli takımının hem de Fiorentina'nın özellikle Montella döneminde Fiorentina'nın değişilmez oyuncularından biriydi. Bir Erik Pulgar analiz haberimiz var. Ardından yine sohbete devam edeceğiz. Kısaca Erik Pulgar'ın rakamlarına da şöyle bir baktık. Haberde de geçiyordu. Fiorentina forması altında geldiği ilk günden itibaren en fazla şut pası veren, asist yapan oyunculardan biri Erik Pulgar. Bunlar çok değerli istatistikler, değerli rakamlar tabii Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma da bakarak değerlendirecek olursak. Yani Pulgar için konuşuyoruz. Ben bu arada bir <laughs> Batuhan Yavuz Arslan bize bir yazı yazmış. Diyor ki abi hep onları konuşuyorsunuz. Tuzla Spor eski Trabzonspor'la NBA ve Tarık Çamdal ve Volkan Şen'le anlaştığını hiç söylemiyorsunuz diyor. Onları da söylüyoruz ama onlar da tabii ki... Yani çok fazla onları da takip etmek kolay değil tabii. Yani Volkan Şenli de yarım sezon boştaydı yani bu sezon evet. başında. Yani Pulgar konusunda yani ben şöyle söyleyeyim Pulgar değil de genel söyleyeyim. Yani 4 transferde doğru hamleler. Öyle bakmamız lazım. Yani 4 transferde Gomis Galatasaray'ın tanıdığı bir oyuncu. Gomis de Galatasaray'ı tanıyor. Dolayısıyla yani bu bir uyum oluşturacaktır. Pulgar konusu çok güzel bir şekilde geldi gündemimize. Semih Kaya Sabek de oynar. Mesela şimdi ne kadar hazır bilmiyorum. Hani Sabek kim oynar diye ben bir kadro yazdım ama o kadroda kim oynar diye bakıyoruz. Yani Sabek kim oynar. Mesela Sabek de oynama özelliği olan bir oyuncu. tabii şimdi biraz daha önce oynadığı maçlar var. Yani Mançini zamanında Fatih Hoca zamanında birkaç maç oynadı ama eski hızından biraz daha geride kaldı. Mecbur kalınmadığı sürece de ama mecbur e, kalın zaman. Işte mecbur e, Saşa Boy eğer sak, e, hastalıktan yeni döndü. E, şimdi Alp Aslan'la Semih arasında. Omuzundaki sakatlığın durumu Alpa, sor. Alp, Aslan sakatlığı devam ediyor. Omuzunda bir sıkıntı var. Onun o, hala şeyi var, bandajı var evet. çıkmadı. Hani bu maç o maç değil aldın abi be. Yani bu maç şey hele hele sağda, Alanya, Alanya, bak, maçı. Bu maç o maç değil. Bu maç e, elinde en iyisi kim varsa şimdi Gomez ben hazır değilim diyor. Çıkıp oynayacaksın ha. Bu maç senin maçın işte. Bu maç senin maçı. Öyle sözleşmede ben onu alıyorum bunu istiyorum deyip çok Galatasaray'ı çok isteyerek geldi. Ben sözleşmeye baktım çok isteyerek de değil yani. Çok isteyerek olsaydı bu kadar rakamlar yüksek olmazdı. Detayları var mı sizde? Var tabii bugün hepsi var. Bak maç maç var, bonusları var, asisti var, şampiyonluk bonusu var. 10 maç, 15 maç, 25 maç. Bir de 6 ay, yani 4 ay şudur değildi. Orada da mesela Bulgar gibi önlerini vereceğim. Yani 10 gol atarsa seneye sözleşmesi devam ediyor. Evet. Beşiktaş'ın şeye yaptığı gibi... Ee... Geçen sezon Abubakar'a Abu yaptığı gibi bir sözleşme anlatıldı. Öyle değil. Bir buçuk yıllık direkt sözleşmesi var şu anda. ya Bunları çıkıp söyleyin. Bir buçuk yıllık komisyon anlaşılıyor. Yani değil. on gol atarsa sözleşmesi yok uzar öyle bir şey. konusu öyle yok. Öyle bir şey yok. Bir buçuk yıl kapı gibi sözleşmesi var. Evet.